Canlı yayın aniden açmamın nedeni, bundan sonraki yayınların çoğunu canlı yayın yapacağız. Onun için deneme amaçlı bu yayını açtım. Ama yine de bu videoyu arkadaşlar canlı yayın yapıp kaydedeceğiz. Şimdi arkadaşlar resimli güncel bilgilerle devam ediyoruz. Üçüncü part bu. Bir ve ikinci partı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalında. Şimdi milli güreşçi Taha Akgül elde ettiği 8. Avrupa şampiyonuyla Bulgar Valentin Yordanov ve Rus Buvaysa Santiyev'i geride bıraktı arkadaşlar. Yani Taha Akgül arkadaşlar 8. Avrupa şampiyonunu aldı. Unutmamamız lazım. Japonya'nın Wakayama eyaletinin Kushimoto ilçesinde yaşayan Durna Özkay arkadaşlar kente uğrayan Tokyo Olimpiyatları meşalesini taşıdı. Arkadaşlar soru şöyle gelir. Tokyo Olimpiyatları'nda meşaleyi taşıyan kişi kimdir? Durna Özkay arkadaşlar. Mutlaka bilmemiz lazım. Çıkma ihtimali yüksektir. NASA'nın keşif aracı Perseverance ile Kızıl Gezegen'e gönderilen Mars oksijen yerinde kaynak kullanımı deneyi adı verilen cihaz Mars'ta oksijen üretmeyi başardı. Evet arkadaşlar. KPSS sınavı daha az bir süre kaldı. 2021 KPSS'ye güncelle yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu videoyla resimli güncellememiz de bitiyor. 3 part yaptık. Olayı da izleyin mutlaka. Milli güreşçi Ziya Kayap 10. kez Avrupa şampiyonu oldu. Arkadaşlar Rıza Kayap çıkma ihtimali yüksektir. Avrupa güreş şampiyonası rekortmeni stil 130 kiloda altın madalya elde etti arkadaşlar. Şimdi Oscar ödülleri arkadaşlar bu yıl 93. kez Los Angeles'taki Union Station ve Dolby Theater'de eş zamanlı olarak düzenlenen törenle sahipliğini buldu. En iyi film Nomadland. En iyi erkek oyuncu Anthony Hopkins. En iyi kadın oyuncu Frances McDormand. En iyi yönetmen Corzol. Arkadaşlar en iyi yönetmenle en iyi film çıkabilir. Mutlaka bilelim burayı. 93. Oscar ödül töreninde Nomadland en iyi film ödülünü kazanırken film yönetmeni Corzol en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Zhao Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ikinci kadın yönetmen oldu. Yine Zhao bu ödülü kazanan Asyalı ilk kadın yönetmen oldu. The Father ile en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görünen 83 yaşındaki oyuncu Anthony Hopkins ise bu ödülü alan en yaşlı kişi olarak Oscar tarihine geçti. Oscar'dan soru gelirse buradan gelir arkadaşlar. Avrupa Trampolin Jimnastik Şampiyonası'nda Elif Koçak ve Sıla Karakuş gençler senkronize finalinde ikinci olarak trambolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalya kazandırdı. Sıla Karakuş. Türkiye'nin takımına şampiyonluk getiren ilk kadın başkanı unvanını Adıyaman 1954 Spor Başkanı Cevher Erdem elde etti. Cevher Erdem arkadaşlar. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı sistemine geçişi öngören yeni anayasayı onayladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u unutmuyoruz arkadaşlar. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören yeni anayasayı uyguladı, onayladı. Çin, 29 Nisan'da uzaya gönderildikten sonra kontroller çıkan kendisine ait roketin Hint okyanusuna düştüğünü bildirdi arkadaşlar. Bu da haberlerde çok konuk oldu. Hani roketin nereye düşeceği muammaydı arkadaşlar. En son Hint okyanusuna düştü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu 2022 yılı Ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştireceğiz dedi. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre
Erzincan Kalem Kemaliye tarihi kentiyle Mardin Mincar çevresi, Tur Abrin, Genç Antik ve Ortaçağ Kilisesi, kilise manastırları da UNESCO Dünya Mirası geçici listesine eklendi. Arkadaşlar bu geçici liste, asıl liste bu UNESCO'nun tamamını arkadaşlar bilmeniz lazım. Yani bir gözden geçirin sınavdan önce. Yani bir soru gelirse o da kaçmasın UNESCO ile ilgili. ABD bilim insanı Albert Einstein el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara satıldı. Medyada çok söz konusu oldu. Soru şöyle gelebilir. ABD'de el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara satılan kişi kimdir arkadaşlar? Hangi bilim adamıdır diye sorarlar. Albert Einstein'ı unutmayalım. Hollanda'da bu yıl 65. düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını Zitti Ebu Nuoy adlı yarışma şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin Rock grubu kazandı. Hani Eurovision'la ilgili çıkaranı sanmıyorum arkadaşlar güncelde. Polonya Savunma Bakanı Maurice Borusk dün Türkiye'de 24 adet SİHA yani silahlı insansız hava aracı satın alacaklarını duyurdu. Böylece Polonya, bakın arkadaşlar Polonya'yı unutmuyoruz. Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak. Polonya'yı unutmuyoruz. Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. İstanbul'da 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Şefik Birkiye ve Doktor Mimar Selim Dalaman caminin mimarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar mimarlarını bilmemiz lazım. Şefik Birkiye ve Doktor Mimar Selim Dalaman. Anadolu Efes Türk Hava Yolları EuroLeague finalinde Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon oldu. Anadolu Efes Fenerbahçe'nin adına EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Anadolu Efes'i unutmayalım. İstanbul'un sembolü olması beklenen ve yüzden fazla yayıncı kuruluşa hizmet veren Çamlıca TV Radyo Kulesi açıldı. Resmi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Çamlıca Kulesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. fazın ilk uygulaması gerçekleştiren yerli Covid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek aşının adını TürkoVak arkadaşlar. TürkoVak olduğunu açıkladı. TürkoVak'ı unutmamamız lazım. Sayıştay Başkanı'ndan Metin Yener seçildi. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü iken Sayıştay Başkanlığı'na aday olan Yener, meclis tarafından yapılan gizli oylama ile yeni başkan seçildi. İran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü aday olarak gösterilen İbrahim Reisi, oyların %62'ni aldı ve ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine görevine ikinci kez atandığı açıklandı. İkinci kez arkadaşlar Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa su kütlesine Güney Okyanusu adı verildi. Uzun süredir tartışmalara neden olan okyanusun tanınmasıyla dünya üzerindeki okyanus sayısı da 5'e yükseldi. Arkadaşlar yeni okyanus hangisidir? İşte 5. okyanus hangisidir? Güney Okyanusu arkadaşlar. Çok güzel bir bilgi. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapse mahkum edilen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladic cezasını onayladı arkadaşlar. Ratko Mladic'i unutmuyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Filyos Limanı açısında yaptığı konuşmada Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Erdoğan doğalgaz rezervinin böylece 540 milyar metreküp'e çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin
karadaki merkez olan Filos Limanı'nın açılışını yaptı. Gelişmiş 7 büyük ekonominin liderlerinin yeni tip koronavirüs salgının başlamasından bu yana ilk kez bir araya geldi. G7 zirvesi arkadaşlar İngiltere'nin Cornwall kentinde yapıldı. G7 İngiltere'de yapıldı arkadaşlar. NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı. Hindistan'da kara mantar hastalığı nedeniyle 3129 kişi yaşamını yitirdi. Tespit edilen vaka sayısı 40.000'i geçti. Kanal İstanbul'un üzerine inşa edilerek ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü'nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sazlıdere Köprüsü'nü unutmayalım. Uluslararası Diplomasi Forumu 18-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. ABD'nin en prestijli gazetecilik ödülleri Pulitzer sahiplerini buldu. Polisin siyahı George Floyd'un boynuna diziyle bastırmasını cep telefonuyla kaydeden Darnell Fraser özel anıtı ödülüne layık görüldü. Türk ve Arap Dünyası Araştırması Merkezi SOTA Başkanı Mehmet Tuncu'ya ait Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk'un resmedildiği 371 yıllık portre Hollanda'da da satıldı. Tütüncü portrenin Türkiye'den satın alındığını belirtti. Milli boksörümüz Buse Enes Çakıroğlu İngiliz rakibi Charleyson Davison'u mağlup ederek olimpiyat eleme turnuvasında altın madalya sahibi oldu. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Canlı yayını deneme amaçlı açtık arkadaşlar. Bundan sonraki canlı yayında da deneme yayını açarsak nasıl olur? Onu tespit etmek için açtık. Bir sonraki